Burak. Buyurun Kenan Bey. Ne diyorsun? Bekliyordum zaten. 10 bilemediğiniz 12. soruya kadar çıkmasını bekliyordum ben. Ama sen çok şaşırmadın değil mi Burak? Hiç şaşırmadım vallahi Kenan Bey. Çünkü en başında yapar o demiştin. Yaptı zaten. Evet. Bundan sonrası da kendi bileceği iş artık Kenan Bey. Bu kadarı bile seni tatmin etmiş durumda sanki. Beni etti. Bana alacaklarını kurtardı şu an. Ne alacaktı sana Burak? Onu keyfi bilir ya. Bir maça götürme planı vardı. Başka? Başka İstanbul'u o gezdirecekti bana herhalde biraz. Başka? Öyle, çok söz verdi de hangisini tutar bilemiyorum Kenan Bey. Bakalım Burak hangisi olacak? Ama hepsini tutabilir yani şu anki parayla. Ondan yana sıkıntım yok. Öyle mi? Bu para hepsine yeter diyorsun. Yeter. Bana yeter. Gerisi onun. Teşekkür ederiz. Evet Mustafa devam ediyoruz. Sırada 10. sorumuz var. Değerli izleyenler 300 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Profesyonel boksta hangi sıklette mücadele eden boksör diğerlerinden daha ağırdır? A. Hafif sıklet. B. Tüy sıklet. C. Horoz sıklet. D. Sinek sıklet. Kenan Bey şu an en yakın gelen şık horoz sıklet. Televizyon karşısında da izleyen izleyicilerimiz muhtemelen öyle diyordur. Ama bütün şıkların C şıkkı hariç bütün şıkların hafif küçük sinek vesaire gibi olması hiç beklemediğim bir şık dağılımı. Açıkçası seyircilerimize sorarım muhtemelen ama biraz daha düşünmek istiyorum. Şimdi horoz sikleti hiç duymadım doğruyu söylemek gerekirse. Tüy siklet şaşırtıcı bir şekilde hani horoz sikleti duymadığım için bu üç arasından tüy siklet derdim herhalde. Çünkü neden bilmiyorum ama yanlış söylüyor olabilirim. Böyle bilinçaltımda böyle Mike Tyson'ın tüy siklet olduğu hakkında bir böyle bir bilinçaltımda böyle bir bilgi kalmış. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çok yanlış olabilir. Bu sporla ilgilenen arkadaşlardan özür diliyorum. Ama hafif siklet değil. Onu biliyorum. Hafif siklet değil. Sinek sikleti de olmadığını düşünüyorum. Daha önce duydum. Ama dediğim gibi hafif kilolu ağır olmayan sporculardan biridir diye düşünmüştüm. Horoz siklet şu an hani bu barajdan önceki bir soru olsaydı horoz siklet deyip geçerdim. Neden horoz siklet derdin? Yani dediğim gibi diğerlerine göre daha ağır. Yani çünkü isimlendirmeler çok düşünülerek çok böyle şey yani çok basit bir şekilde hafif tüy sinek horoz. Horoz hepsinden daha ağır ve böyle daha kavgacı olur horozlar. Bundan dolayı horoz siklet çok yakın geliyor ama barajdan sonraki soru dediğim gibi buralarda çok risk almalı mıyım bilmiyorum. Ve profesyonel boksta hangi siklette mücadele eden boksör diğerlerinden daha ağırdır? Soruda anladım. Soruda bir sıkıntı yok. Dediğim gibi horozlar kavgacı hayvanlar. Bundan dolayı horoz siklet olabilir. Ama tüy siklet çok kafamı kurcalıyor. Ben seyircilerimize güvenmek istiyorum Kenan Bey. Dediğim gibi horoz siklet ve tüy siklet arasındayım. Tabii sinek de olabilir. Hafif değil. Hafif değil. Seyircilerimize danışmak istiyorum. Jokerimi kullanacağım. Son kararım. Tabii ki. Sevgili seyirciler, profesyonel boksta hangi siklette mücadele eden boksör diğerlerinden daha ağırdır? A. Hafif siklet. B. Tüy siklet. C. Horoz siklet, D. Sinek siklet. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %55 oranıyla C şıkkı, ona en yakın %33 ile B şıkkı, ona da en yakın %12 ile D şıkkı demişler Mustafa. Sen ne dersin? Yani dediğim gibi şu an keşke kullanmasaydım diyorum. Tabii daha şıkkın cevabı görmedik ama yine bir keşke kullanmasaydık oldu. Kenan Bey, seyircilerimize güveneceğim. Zaten ben de dediğim gibi düşünüyordum. Horoz siklet C şıkkı son kararım.
Hafif siklet. Yani hiç, dediğim gibi hiç beklemiyordum. Horoz olmasa hafif tüy sinek arasında seçim yapsan hangisini seçerdin? Horoz olmasa dediğim gibi yine hafif seçmezdim. Çünkü ben gerçekten hafif sikletin en hafif sikletlerden biri olduğunu düşünüyordum. Şimdi ağır siklet karşılığında hafif siklet ver. Evet. Tüy ve sinek. Yani dediğim gibi ilk başta çok basit bir şekilde hafif siklet en hafif siklettir diye düşünmüştüm. Çok öyle gelmiyor. Ya yani tüy ve sinek, tüy siklet. Yani hafiften de daha hafif. Yani ha, onun o hafifli... anlamda evet. Bahsedeyim. Evet, evet. Şu an söyleyince çok mantıklı geldi. Yani dediğim gibi diğerlerini bilmiyorum ama evet şu an çok mantıklı geldi. Mustafa gayet iyi yarıştın. Teşekkürler. Ne paylaşmak istersin ayrılmadan önce? Kenan Bey buraya gelirken hani bu yarışma... Sen istersen deneyimini... söyleyeceklerini bir düşün. Şu an hayal kırıklığı yaşayan bir arkadaş var arkada. Ona bir döneyim. Burak, 50 bin lira yetecek mi sana verdiği sözler için? Canı sağ olsun. Benlik hiçbir sıkıntı yok. Yani zaten onun ben yapabileceğine inanıyordum. Olmadı. Oldu aslında yine pek bir sıkıntısı yoktu bu soruya kadar. Canı sağ olsun. Yine sözler tutuyor yani oyundan da sıkıntı yok. Şimdi o sorumluluğu da yüklüyorsun. Eğer tutmazsa haber verirsin. Tamamdır Kenan Bey. Seni bekleriz o zaman yarışmada. Ulaşacağım ben size. Tamamdır. Teşekkür ederiz buna. Ben teşekkür ederim Kenan Bekliyoruz Bey. Bekliyoruz seni. Tamamdır Kenan Bey. Evet Mustafa. Ayrılmadan önce ne paylaşacaksın? Dediğim gibi hani buraya katılırken asıl amacım üniversiteye yeni geçmişken, yeni tecrübeler ediniyorken bu yarışma deneyimini elde etmekti. Elde ettim. Çok memnunum. Sizleri gördüm. Çok memnunum. Böyle bir ortamı tecrübe ettim. Gerçekten çok memnunum. Burak'a da tekrar tekrar teşekkür ederim. Sabahtan beri hatta günlerdir hani beraberiz. Bugün de gününü bana ayırdı. Onun dışında... Artık sen de ona bir şey ayırırsın diye düşünüyorum. Bakalım, ödülünden. Bakacağız. Kayserilik yapma Mustafa. Yok yok. Bakacağız diyor. Bak Burak gördün mü? Bakacağız'a döndü. Hiç problem değil. Canı sağ olsun demiyor. Ne isterse demiyor. Bakacağız diyor. Canı sağ olsun ben derim ya. Sıkıntı yok. Helal olsun sana Burak. Tebrik ediyorum. Sağ ol. Evet Mustafa. Memnunum. Mutluyum. Bu kadar. Tebrik ediyorum Mustafa. İyi ki geldin. Başarıyla ayrılıyorsun. 50 bin lirayla uğurluyoruz seni. Böyle alın lütfen. Başarıların devamını diliyorum. Çok memnun oldum.